Meral Akşener kimdir? İmradakini tırnak içinde çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha! Sakın ha! Sakın ha! Muhteremler azıcık susun. Ve Sübhanallah! Muhteremler, şakalaşıyor musunuz, bağırışıyor musunuz anlayamadım. Bağırışıyorsanız ara vereceğim. Ha, şakalaşıyorsanız lütfen sus. İşte bu konuşmalar benim bütün sigortalarım hakkında. Çok iyi ya. Dramadan Türkiye'ye göç etmiş muhacir bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde Tahir Ömer ve Sıdıka çiftinin kızları olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafı Diyarbakır'ın bölgenin sayılı Alevi Türkmen köylerinden olan Büyükkadı'dan Balkanlara göç ettirilmiş bir aileden gelmektedir. 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nden ilkokul öğretmeni olarak mezun olmuş, yüksek öğrenimini ise 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin tarih bölümünde tamamlamıştır. 1979 ile 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. Yakın Çağ Tarihi dalında yüksek lisans, aynı üniversitenin Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi dalında da doktorasını tamamladıktan sonra tarih doktoru olmuştur. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Akşener, Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kurucularından da biri olarak başkanlığını sürdürmüştür. Siyasete 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak girmiştir. 1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi milletvekili olarak meclise giren Akşener, 1996 ile 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. Akşener, 2007, 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olarak meclise girmiştir. Sonrasında Kasım 2015 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmeyen Akşener, 2017'de MHP'den istifa ederek İyi Parti'yi kurmuştur. 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimi 4. sırada tamamlamıştır. Susurlu kaza sonrası istifa eden İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yerine göreve getirilen Meral Akşener, Türkiye'nin ilk kadın İçişleri Bakanı olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat süreci sonrasında görev süresi olan Meral Akşener, 1997 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden tekrardan milletvekili olmuştur. 2001 yılında partisinden istifa eden Meral Akşener, kendisi gibi Fazilet Partisi'nden ayrılan Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başını çektiği yenilikçilere katılmıştır. Ancak milli görüş çizgisini sürdürdükleri gerekçesiyle hareketten ayrılıp MHP'ye geçmiş ve 2015 yılına kadar MHP milletvekilliği yapmıştır. MHP'nin yaşadığı oy kaybı neticesinde mahkeme kararıyla kurulta istemiş ancak MHP yönetimi tarafından reddedilmiştir. Sonrasında 2016 tarihinde partisinin disiplin kurulu tarafına ihraç edilmiş, mahkemeye başvursa da aleyhinde kararı çıkarak ihracı kesinleşmiştir. 2020 yılında eski MHP milletvekili Cemal Enginyurt'un açıklamalarına göre Meral Akşener'in 715 imza ile genel başkanlığını kazandığını iddia etmiştir. 2017 yılında kurduğu İyi Parti ile 2018 seçimlerine girmiştir. Akabinde 2019 yerel seçimlerine CHP ile ittifak yaparak giren İyi Parti, hiçbir büyükşehir belediyesi kazanamamasına rağmen CHP adaylarını destekleyerek Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin Millet İttifakı tarafından alınmasını sağlamıştır. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde ise Millet İttifakı saflarına katılan İyi Parti'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bir sonraki videomuzda kimi görmek istediğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.